ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe girişimin haberleri ortaya çıktığı gece sivil toplum örgütleri olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duyuyor. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş en büyük takdiri hak etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve meclisteki tüm siyasi partilerimizi junta hevesleri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyorum. Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece gazi unvanını bir kez daha hatırlatan meclisimizle gurur duyuyoruz. Bu darbe girişiminin karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarına gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama en çok darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. Bizler gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir irade istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle alacaktır. Değerli basın mensupları, Allah'a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah'ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk. Bu şerden hem demokrasimizi hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mütabakatın değerini bilmeliyiz. Şimdi daha çok güçlü olmak, birbirimizi daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sivil toplum örgütleri olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısında dikileceğiz. Sivil toplum olarak ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşmasına imkan sağlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünü hep aklımızda tutarak ülkem için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
arkadaşlarımız, okul öğretim başkanları. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütlerinin başkanlarının katılımıyla yaklaşık 100'ün üzerinde başkanın katılımıyla hem milletimize, devletimize, siyaset kurumuna ve devletimizin bütün kurumlarına karşı yapılan darbeyi kınamak, bundan sonraki süreçte de provokasyonlara karşı milletimizi uyarmak amacıyla sivil toplum örgütlerinin bir basın açıklaması olacak. Sivil toplum örgütleri olarak bizlerin gayesi bir taraftan temsil ettiğimiz insanlara hizmet etmenin, görevlerimizi, kanunda yazılı görevlerimizi yerine getirmek olduğu kadar aynı zamanda milletimizi uyarmak ve onların provokasyona karşı dikkatli olmalarını sağlamak da bir görevimiz. Bugünkü basın toplantımızın amacı hem bir taraftan yapılan darbe girişimini kınamak hem de diğer taraftan bundan sonraki süreçte gelişecek olan milletin huzurunu bozacak, kararlılığını ortadan kaldıracak provokasyonlara karşı milletimizi uyarmak amacıydı. Katılan siz değerli basın mensuplarımıza ve değerli sivil toplum örgütü başkanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.